Hafıza kaybına uğrayan AK Parti yöneticilerin dikkatine. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk'ün bu açıklamasına AK Partili yöneticiler cevap verecek mi yoksa susmayı mı tercih edecekler? Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Erol Ertürk yaptığı açıklamada, İyi Parti yönetimi teşkilatları ve üyeler olarak geçmişte ve günümüzde vatanımız, milletimiz ve devletimizin yanında olduk. Yanında da olmaya devam edeceğiz. Bize iftira ve karalama yaparak siyaset yapacağınıza dönüp bir aynaya bakın. Biz de ancak milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir yüz görebilirsiniz. Dün yaptıklarınızı aşağıda size hatırlatarak cevabını bekliyoruz. Soru 1. Eylül 2008'de Osta'da KCK ve PKK yetkilileri kim görüştü? Soru 2. 24 Mart'ta Bağdat'a giderken Kuzey Irak için kim Kürdistan dedi? Soru 3. 5 Ağustos 2009'da hangi başbakan Kürt açılımı ile ilgili DTP lideri Ahmet Türk ile bir araya geldi? Soru 4. 10 19 Ekim 2019 Havur sınır kapısında 20 34 PKK'yı kahraman gibi karşılayan hangi hükümet zamanında oldu? Soru 5. 16 Ocak 2010 yol kontrollerin azaltılması talimatını hangi hükümet verdi? Soru 6. 28 Aralık 2012'de hangi parti başkanı TRT'de İmralı ile görüştüklerini açıkladı? Soru 7. 3 Nisan 2013'te 63 kişilik akil adamlar heyetini kim kurdu? Soru 8. 18 Nisan 2013'te askerlerin operasyon iznini kim var? bağladı. Soru 9. Ağustos 2013'te adında Kürdistan geçen ilk derneğin kurulmasına kim izin verdi? Soru 10. 30 Eylül 2013 özel okullarda Kürtçeyi serbest bırakan, andımızın okutulması okullarda kaldırılan TC yazısını tabelelerden kim kaldırdı? Soru 11. 16 Kasım 2013 Kürdistan Bölgesel Lideri Mesut Barzani ve Şivan Pervezle Diyarbakır'da kim miting yaptı? Soru 12. PYD Rojadova Demokratik Özerkliği kimin zamanında yaptı? Soru 13. 21 Mart 2014'te terör örgütü lideri Öcalan'ın mektubunu Diyarbakır Nevruz kutlamalarında okutulması kimin dönemindeydi? Soru 14. 3 Eylül 2014 İmralı ile kim görüşmeye gitti? Soru 15. 06 08 Ekim 2014'te koban olayları olarak bilinen olayda PKK'lıları kim törende topraklarımızda karşılayıp uğurladı? Soru 16. 28 Şubat 2015'te Dolma Bahçede kimler İmralı heyetiyle görüştü? Soru 17. 7 Haziran 2015, 21 Ocak 2017 arasında Hendek operasyonlarında şehitler vermemize rağmen yaptıklarıyla kim sebep oldu? Soru 18. Haziran 2019'da terörist başı Öcalan'ın mektubunu Ali Kemal Özcan'a TRT'de kim okuttu? Soru 19. 19 Haziran 2019'da Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ı TRT'ye kim çıkardı? Soru 20. 1994, 1999, 2004, 2009, 2014'te size oy verenleri kim kahraman ilan edip 2019'da aynı seçmeni size oy vermeyince kim hain ilan etti? Cevabı ve takdiri Yüce Türk milletine ve kamuoyuna bırakıyoruz. Elinizde çamur her yere sıvamayın. Güneş balçıkla sıvanmaz. İktidar olarak milletin mutfağındaki yangına, EYT'lilerin sorununa, İşsiz kalan üniversite mezunu gencimize, ilçesinde uzman doktor bulamayan vatandaşa, aracına yakıt koyamayan nakliyeciye, evine ekmek götürmeyen babaya çare bulun. Bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yandaş kayırmaktan başka işiniz yok. Merak etmeyin, en yakında seçimde iktidar olup milletimizin dertlerine merham olacağız. Projelerimiz ile geliyoruz. Millet bizi çağırıyor, açıklamasında bulundu.